Ben Muhammed Emin Ayar. 2012 yılında Android geliştirici olarak yazılım geliştirme kariyerime adım attım. O tarihten itibaren ise çeşitli ülkelerden farklı projelerde farklı müşterilere freelance yazılım geliştirme hizmetleri sundum. Daha sonra Capgel isimli bir startup şirketinde Android geliştirici olarak görev alıp sonrasındaysa CTO rolüne yükseldim. Aynı zamanda kar amacı gütmeyen Recoded isimli bir teknoloji girişiminde Android geliştirme bootcamp eğitmeni olarak önemli bir rol üstlendim. 2018 yılına geldiğimizde ise kendi şirketim Nile Labs'i kurdum ve ekibimi 20 kişiye kadar büyütme başarısı gösterdim. Şimdi 2022 yılında Pangea VR'da kurucu ortak olarak ve aynı zamanda oyun geliştirici olarak deneyimlerimi aktarmaya devam ediyorum. Ben Semih Emiz Kulak. 2016 senesinde Koç Üniversitesi'nde işletme bölümü lisans eğitimi tamamladım. Yüksek lisansımı University College London'da girişimcilik üzerine tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri döndüm. Kariyerime Starters Up'ta hızlandırma programı müdürü olarak başladıktan sonra Starters Up girişim sermayesi yatırım ortaklığında yatırım analisti olarak devam ettim. Daha sonrasında Alberca Portföy'de girişim sermayesi yatırım fonları biriminde uzman olarak görev aldım. Bu dönemler içerisinde toplamda 60'ın üzerinde girişimin yatırım süreçlerinde yer aldım. 2022 yılında Pangea VR'da kurucu ortak ve yatırım ilişkileri sorumlusu olarak deneyimlerimi aktarmaya devam ediyorum. Ben Sabri Ayış, Pangea VR'da oyun geliştiriciyim. Yazılım geliştirmeye olan evim 13-14 yıl önce başladı. Kariyerimin büyük kısmında full stack web geliştirici olarak çalıştım. Bunun yanında 3D tasarım ve oyun geliştirme ile ilgili de kendimi geliştirdim. Unity Asset Store'da pek çok asetim yayınlandı. Aynı zamanda bağımsız oyun geliştirme tecrübesi de edindim. 2015 yılından beri VR oyunlar üzerine kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sanatsal tasarım ve genel oyun mekanikleri üzerine yoğunlaştım. Bugüne kadar 2 bağımsız oyun yayınlandı ve takımımla birlikte 10 adet hyper casual oyun üzerinde çalıştım. Ben Beyza Nurkök, Pangea VR ekibinde oyun geliştirici olarak görev alıyorum. AR, VR, oyun geliştirme ve 3D modelleme gibi farklı alanlarda pek çok önemli çalışma gerçekleştirdim. Hyper casual oyunlar için 3D modelleme, UI tasarımı, sahne dizaynı ve scripting gibi çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde görev aldım. Ve bu oyunları geliştirmede önemli bir rol üstlendim. Yayınlanma süreçlerinde aktif olarak yer alarak projeleri hayata geçirdim. Odaklandığım alan VR ve bu alanda oyunlar ile uygulamalar geliştirmekteyim. Çalışmalarımda Unity Game Engine, Oculus entegrasyonları, C#, Blender 3D, Substance uygulamaları ve Photoshop gibi güçlü teknolojilerden faydalanıyorum. Ben Büşra Nur Ayar, 2 yıllık deneyimim var ve kendimi 3D tasarım konusunda geliştiriyorum. Blender'da oyun asetleri düzenliyorum. Substance Painter'da doku materyallerin düzenlemelerini yapıyorum. Ayrıca temel seviyede Unity 3D bilgisiyle asetleri Unity'de düzenliyorum. Bugüne kadar 1 adet VR projesinde, 3 adet Hyper Casual oyun projesinde görev aldım. Kurucu ortaklar olarak daha önce farklı girişimlerde beraber çalıştık ve birbirimizi tanıma fırsatı elde ettik. Sonrasında hepimizin VR, XR tarafında pazara dair motivasyonunu ve inancının ortak olması ve bu alanda gördüğümüz pazar fırsatları sonrasında çok hızlı bir şekilde karar alarak Pangea VR'ı kurduk. Market araştırmaları VR, XR kategorilerinin oyun sektöründeki önümüzdeki 10 yılda bu sektörün geleceği olacağını öngörüyor. 2015 yılından itibaren bugüne kadar satılan hemen hemen 100 milyona yakın VR başlığı olması ve geçen yıllar içerisinde bu cihazların donanım özelliklerindeki ciddi artış oyuncu kitlesinin de VR XR oyunlarına yönelmesine yardımcı oluyor. Özellikle son yıllarda yayınlanan Beat Saber, Super Hot VR, Alone Table Tennis ve benzeri yapımlar milyonlarca oyuncuya ulaşmıştır ve 100 milyon doları aşan gelirler elde etmişlerdir. Bu da bu kategorideki fırsatları göz önüne sermektedir. Özellikle Meta'nın paylaştığı 2022 yılı sonu rakamlarına göre Oculus Quest Store'da yer alan 450 oyunun yaklaşık %35'i 1 milyon dolar üzerinde gelir elde etmiş ve yaklaşık %8'i de 10 milyon dolar üzeri gelir elde etmiştir. Bu da bu pazardaki finansal fırsatları hepimizin gözleri önüne sermektedir. Biz de ekip olarak geleceğin oyun dünyasında yerimizi almak ve bu alanda en başından beri teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayıcısı olmak ve sektöre yön veren oyun stüdyolarından biri olmak hedefiyle bu girişimi kurma kararı aldık. Pangea VR olarak amacımız 5 yıllık bir periyotta en az bir öncü oyun serisi ortaya çıkarmak ve toplamda konsol ve VR oyun mağazalarında 150 milyon kopya oyun satışı gerçekleştirebilmektir. Bu süre zarfında ekibimizi de aynı oranda büyüterek saygın, inovatif bir oyun stüdyosu olmayı amaçlıyoruz.
Bizler 2022 yılında geleceğin oyun sektörü için sanal ve karma gerçeklik oyunları ve aynı zamanda konsol oyunları geliştirme vizyonuyla kurulmuş bir oyun şirketiyiz. Kurucuları da oyuncu olan ve yine oyuncular için keyifle oynanabilir oyunlar geliştirmeyi hedefleyen bir oyun stüdyosuyuz. Diğer oyun stüdyolarından farklı olarak zorlayıcı kategorileri hedeflemeyi ve yeni teknolojik cihazlara uyarlanabilir oyunlar geliştirmeyi planlıyoruz. Özellikle satürü olmamış kategorilerde oyunlar geliştirerek bu kategorilerde pazardaki en büyük oyun stüdyolarından biri olmak en öncelikli hedeflerimizdendir. Pangea VR, Pangea ve VR yani Virtual Reality kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Peki Pangea nedir? Yaklaşık 300 milyon yıl önce kıtalar tek bir süper kıta halindeyken bu toprak parçasına Pangea adı verilmiş. Pangea sürekli değişen ve hareket halinde olan dünya yapısının bir zamanlar aslında tek bir bütün olarak bir araya geldiği bu eski kıta anlamına gelir. Bu isim bizim vizyonumuzla da mükemmel bir şekilde örtüşmektedir. Pangea VR olarak amacımız farklı kültürlerden, farklı yaş gruplarından ve ilgi alanlarından gelen insanları bir araya getirip sanal gerçeklikte ortak bir deneyim yaşamalarını sağlamaktır. Tıpkı Pangea'nın farklı kıta parçalarını bir araya getirdiği gibi biz de VR teknolojisiyle dünya genelindeki insanları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Sanal gerçeklik kavramı fiziksel sınırlamaların ötesine geçerek bireylerin farklı deneyimlere dalmalarını sağlar. Pangea VR olarak bu teknolojiyi kullanarak insanları eski süper kıtanın birleştirici ruhuyla birleştirmeyi hedefliyoruz. İşte bu yüzden markamıza Pangea VR adını verdik. Sanal gerçeklikte sınırlar ötesine geçmeleri ve tüm dünyayı keşfetmeleri için. Şu an üstünde odaklandığımız iki oyunumuz olan MediVR ve Terrakit'in isimleriyle ilgili soru yanıtlamak istiyorum. MediVR, adı meditasyon ve VR, virtual reality kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Terrakit ismi ise dünya anlamına gelen Terra ve çocuk anlamına gelen Kids kavramlarını birleştirerek çocuklara doğa çevre bilinci kazandırma amacını yansıtmayı hedefleyen bir isim olarak seçilmiştir. Pangea VR olarak geliştirmiş olduğumuz her oyun ve VR deneyimi kendi temasına ve konseptine göre farklı hedef kitleleri hedeflemektedir. Örneğin mevcut oyunlarımızdan Great Quest oyunu genellikle 15-35 yaş arası teknolojiye ilgi duyan ve VR deneyimleriyle tanışmak isteyen bireyleri hedeflemektedir. Yine MediVR oyunumuz 25-50 yaş arası stresli hayat koşullarından sıyrılmak ve meditasyon yaparak zihinsel rahatlama arayan yetişkinleri hedef almaktadır. Çok farklı olarak Terrakit oyunumuz ise 3-7 yaş arası çocuklar için eğitici, eğlenceli içerikler sunmayı hedefleyen bir konsol oyunudur. Bu yaştaki çocukları ve aynı zamanda ebeveynlerini hedef almaktadır. Girişimimiz, modern dünyanın getirdiği sorunları ele alarak VR ve konsol oyun teknolojisiyle bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerin özellikleri ve detaylarını özetlemem gerekirse, MediVR tarafında bireylerin meditasyon ve yoga pratiği yapabileceği huzurlu, sakin ve gerçekçi sanal ortamlar sunuyoruz. Bu sayede kullanıcılar dış dünyanın stresinden ve koşturmacasından tamamen izole bir şekilde doğa içindeki bir ormanda ya da aynı şekilde sahildeki bir kumsalda meditasyon deneyimleyebiliyorlar. Konsol tarafında ise özellikle genç çocuklar için eğitsel içeriklerin yetersizliği büyük bir sorun teşkil ediyor. Terrakit, 7 yaş altındaki çocuklara motor beceri gelişimlerini destekleyen eğitsel konsol oyunları sunuyor. Çocuklar hem oynarken öğreniyor hem de motor becerilerini geliştiriyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar VR teknolojisinin şiddetli ağrıları azaltmakta etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle bazı bilimsel dergilerde yayınlanmış olan çalışmalarda VR terapilerinin postoperatif ağrı yönteminde etkili olduğunu belirtmiştir. Biz de bu ve benzer bilimsel literatürü takip ederek ağrı yönetimi ve rehabilitasyon gibi konu başlıkları içinde bu süreçleri destekleyen VR terapileri geliştirmekteyiz. Kullanıcılarımızın ihtiyaç ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş VR ve konsol deneyimleri sunuyoruz. Bu, kullanıcının deneyimini daha derin ve anlamlı kılmaktadır. Heyecan verici, inovatif ve yeni nesil oyun konsolu ve sanal karma gerçeklik başlıkları için oyun geliştirmek ve marketteki önce oyun stüdyolarından biri olmak istiyoruz. VR, XR gibi gelecek 10 yılda oyun endüstrisine şekil verecek teknolojilerin daha ilk güne itibaren sektörde uygulayıcısı olmaya adayız. Hem yetişkinler için stres azaltıcı meditasyon uygulamaları hem de çocuklar için eğitsel konsol oyunları sunarak geniş yelpazedeki ihtiyaçları çözüm sunuyoruz.
Böylece ailelerin her bir birey için değerli ve faydalı deneyimler sağlıyoruz. Unity üzerine geliştirilen uygulamalarımız en son teknoloji ve dil kütüphanelerini kullanarak hızlıca farklı platformlara port edilebilecek altyapıyla geliştiriliyor. Kaliteli bir deneyim sunarken rakiplerimize kıyasla oyun satış ve abonelik tarafında daha uygun fiyatlı çözümler sunmamız kullanıcılar için ekonomik bir avantaj sağlıyor. Geliştirdiğimiz eğitici çocuk oyunu ile çocuklar sadece eğlenmekle kalmaz, aynı zamanda eğitsel ve öğretici içerikler sayesinde öğrenme deneyimi de yaşar. Bu içerikler ile çocukların çevresel farkındalığı ve problem çözme yetenekleri gelişir. VR ve konsol oyun geliştirmenin en önemli zorlukları arasında doküman ve kaynak eksikliği başta gelmektedir. Ayrıca bu alanda deneyimli ve bilgi birikimi olan kişilerin azlığı da başka bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu zorluklar karşısında pes etmeyerek, deneme yanılma yöntemleriyle, resmi kaynak ve dokümantasyonu dikkatlice takip ederek, sürekli kendimizi geliştirerek bu engellerin üstesinden gelmiş durumdayız. Kitlelerin gücüne inanıyoruz ve oyun sektörü gibi kitlelere hitap eden bir sektörde geleceğin oyunlarını bizlerle inanmış paydaşlarımız ile geliştirmek istiyoruz. Şirketimizin ilk yatırımcıların ayrıca birer marka elçisi olacağını biliyor ve organik büyümemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ana odağımız, MediaVR ve TerraKids uygulamalarını Quest Store ve PlayStation uygulama mağazalarında başarılı bir lansmanını gerçekleştirmektir. Bu projelerin yanı sıra Basketbol Arena ve Brown Loop gibi test aşamasındaki projelerimizde piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz. Ekip olarak bu projelerin yanı sıra yeni oyun geliştirmelerine odaklanarak geniş bir ürün yelpazesi sunmayı planlıyoruz. Ayrıca ilk yatırım turumuzdan elde edeceğimiz geliri ekibimizi genişletmek için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda bir game designer, bir game developer ve bir community manager işe almayı hedefliyoruz. Kısa vadede, yani bir yıldaki temel hedefimiz, mevcut geliştirmelerini sürdürdüğümüz ve tamamlamış olduğumuz ürünlerimiz olan MediaVR ve TerraKids'in hem Quest Store'da hem de PlayStation uygulama mağazasında başarılı bir lansmanını gerçekleştirmekti. Yine bu bir yıl içerisinde bu projelerimizden ilk gelirimizi elde etmeyi ve sürdürülebilirliğe doğru ilerlemeyi planlıyoruz. Bir 3 yıllık orta vade planımızda ise farklı oyun serileri ve projelerle sektörde daha geniş bir portföy oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte özellikle farklı cihazlar olarak Xbox, Nintendo, Pico, HTC Vive ve Apple Vision Pro gibi platformlarda da varlık göstermeyi hedefliyoruz. İkinci ve üçüncü yatırım turları için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bu fonlarla elde edeceğimiz kaynakları ürün geliştirmeye, oyun geliştirmeye, pazarlama faaliyetlerine ve global açılıma yatıracağız. Uzun vadeli, yani 5 yıllık hedeflerimize gelecek olursak, bu sektörde global oyunculardan biri olmayı ve özellikle VR, XR ve konsol oyunları alanında lider bir oyun stüdyosu haline gelmeyi hedefliyoruz. Özellikle Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarına odaklanarak şirketimizin uluslararası ölçekte tanınır olmasını istiyoruz. Ölçekleme planlarımız kapsamında hem ekip büyüklüğümüzü arttırmayı hem de aynı şekilde operasyon maliyetlerimizi optimize ederek karlılığımızı maksimize etmeye hedeflerimiz mevcut. Adreslenebilir pazarımızı genişletmek ve farklı demografik özelliklere sahip kullanıcılara hitap etmek amacıyla farklı kültürler ve oyun alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak ürünler ve oyunlar geliştirmeye devam ediyoruz. İş modelimiz PlayStation Store, MetaQuest Store gibi oyun uygulama mağazalarında bizim geliştirmiş olduğumuz oyun uygulamaları satışa çıkarmak ve konseptine göre abonelik ya da oyuncu satışlar gibi yöntemlerle gelir elde etmek üzere kurulmuştur. Örneğin, MediaVR uygulamamız freemium bir uygulamadır. Kullanıcılar tam sürümü deneyebilmeli için onlara sunulan abonelik paketinden birine abone olmaları gerekmektedir. Fakat TerraKids ise abonelik modeli yerine oyunumuzu sabit bir fiyat üzerinden satmayı planlamaktayız. Ekip olarak özenerek yapmış olduğumuz pazar analizi tarafındaysa şu anda odağımızda olan oyunlarımız MediaVR ve TerraKids tarafında her iki oyun içinde satır olmamış kategorilerde rekabet içine girdiğimizi görüyoruz. Bu da bizi oldukça avantajlı bir konuma getiriyor. MediaVR tarafında doğrudan rakiplerimiz Trip, Helium, Mindwave VR iken, TerraKids tarafında ise doğrudan tek rakibimiz Paw Patrol Onerol oyunu. Ayrıca Meditopia ile olan işbirliğimiz biz yayınlanma sonrası hızlı bir topluluk oluşturma ve marka bilinirliğini de arkamıza alarak pazarda avantajlı konuma gelmeyi planlıyoruz. Pangea VR olarak
biz birbirini tanıyan ve 2015 yılından beri neredeyse VR sektörünün globaldeki başlangıç yıllarından beri diyebileceğimiz o yıldan itibaren birlikte geliştirmeyi deneyimleyen bir ekibiz. Sektörel bilgi ve oyun sektöründe farklı dinamikleri de tecrübe etmemiz bizi oldukça avantajlı bir konuma getiriyor. Ayrıca pazarda yaptığımız güçlü işbirlikleriyle yine avantajlı bir konum elde etmekteyiz. Asıl önemli olan ise VRXR'ın gelecek 10 yıla damga vuracak teknolojilerden biri olduğunun sektör otoriteleri tarafından kabul ediliyor olması ve bizim ekip olarak daha erken zamanda bu pazarda kendimizi konumlandırmış olmamız. Öncelikle ekip kalitemizi bir yıl gibi kısa bir sürede ortaya çıkarmış olduğumuz oyunlar ve gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle potansiyel gösteren bir oyun stüdyosu olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca inovasyona açık bir takım olmamız, pazara yeni giren cihazları hedefliyor olmamız ve de ekip bu doğrultuda en efektif şekilde kullanıyor olmamız bizi sürekli kendini yenileyen ve gelişen pazar dinamikleri karşısında güçlü kılmaktadır. Bu yatırım turunda ilk paydaşlarımızın oldukça önemli olduğunu biliyoruz ve bu yatırım turunda bize inanan ilk insanlar olmalarından ötürü pay dağılımını diğer birçok girişime göre fazla yaptık. Bunun da yatırımcılarımız açısından teşvik edici bir unsur olduğuna inanıyoruz. En önemlisi ise geleceğin oyun sektörünü hedefleyen bir oyun stüdyosu olmamız ve orta vadede VRXR konusu olgunlaştıkça ve insanların oyun tercihlerinde bu yöne doğru bir yönelme olduğunda bizim çoktan hazır olacak olmamız ve pazarda avantajlı bir konumda yer alacak olmamızdır.